Animal? No, it's not an animal. It's a human being. Oh my God. Is she dead? No, she's alive. Çölde bulunan kız bu mu? Evet. Durumu nasıl? Kötü. Her yerinde patlama sonucu oluşmuş kesikler var. Senlik işi yok. Estetik yaptıracak kadar uzun yaşamaz. O kadar ciddi ha? Böbrek fonksiyonları minimal. Vücutta da yoğun ödem oluşmuş. Geri dönebilir mi? İlk 24 saati çok kritik. Baksana. Kötü. Sabah kulluh ne kadar kılbuklu bir vahiyet. Melgina, la mürşid ve la mırtık. Bu mühim, ahne kadar kılbuklu. Şu cihaz. Polis müdürü çok üzgün. Sabahtan beri helikopterle çölü taramışlar. Ne eşinize ne de rehbere bulamamışlar. Olanları görmüyor musunuz? Karım kaçırıldı. Çölde kum fırtınaları çok yaşanır ve bu fırtınalar çok şiddetlidir. Allah bilir, belki böyle bir fırtınadan korunmak için bir yere saklanmışlardır. Benimle aynı arabada bulunan rehber de henüz bulunamadı. O kadar kişi birden kayıp mı yani? Ne oldu bunlara? Benim rehber beni otele bıraktıktan sonra nereye gitmiş olabilir? Bütün bu adamları bulmak bu kadar zor mu? Bu bir tuzak. Bu bir komplo. Tesadüf değil. Görmüyor musunuz? Hem de dersek. İlgine moşil. Gadil gomut. Leyse ziki bekir. Sıfır mağlaşmıyor. Adamları bulurlarsa eşinize ulaşırlar. Aramaya devam ediyorlar. Sabırlı olun. Sabır mı? Sabır ha? Karıma ne yaptıklarını, nasıl olduğunu bilmiyorum. Sabır ha? Thank you.
français? Écoutez-moi, parlez-vous français? Can you speak English? If your answer is yes, blink your eyes twice. Good. Good. Merhaba. Kendine geliyor galiba. Güzel haber. Bilinci yerinde mi? Sanırım. Yanıt vermeye çalışıyor. No, no, don't talk. Just rest now, okay? Don't talk. En azından bilinci yerine geldi. Evet. Biz konuşurken o haline rağmen nasıl heyecanlandığını fark ettin mi? Bir şeyler söylemeye çalıştı ama. Zavallının ses telleri bile hırpalanmış. Yanıkları yakında iyileşir ama ben en çok böbreklerden korkuyorum. Stabil görünüyor. Hiç belli olmaz. Her an bir komplikasyon baş gösterebilir. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle est très bien. D'accord. Bu ne? Sahra. Sanki bize bir şey anlatmak istiyor gibi. Qu'est-ce que c'est? Oui, je crois que c'est son prénom. Adı mı? Adı Sahra mıymış? Sahra. Vous vous appelez Sahra? Your name is Sahra? Sahra. Adıyla kaderi aynı yerde birleşmiş. Bu kız Türkçe anlıyor. Yok canım. Parlez-vous Türk? Türk. Türk müsünüz? Türkçe biliyor musunuz? Evet. Evet diyor. Bu kız Türk. Ama bu müthiş bir şey. Bakın ben Türk'üm. Adım Metin. 2 yıldır Marrakeş'teki bu hastanede çalışıyorum. Hüseyin de yarı Türk. Anne tarafından. Çok iyi Türkçe konuşur. Çok da iyi bir plastik cerrahtır. Adresinizi verin. Telefonlarınızı, hemen yakınlarınızı bulalım. Aa, evet, 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 evet. Ama sizi çok merak etmişlerdir. İyi de neden? Durumunuzu polise bildirelim o zaman. Tamam, peki, tamam. Siz rahat olun. İyileştiğinizde konuşuruz. Şimdi önemli olan bir an önce iyileşip ayağa kalkmanız. Polise bildirmek zorundayız. Tamam, lütfen sakin olun. Tamam. Tamam, 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 sakin olun. Tamam. Hüseyin, onu senin kliniğe yatıralım. Yani en azından ne olup bittiğini anlayana kadar. Hüseyin'in bir kliniği var. Oraya geçerseniz biraz zaman kazanırız. Yani şu resmi makamlara haber vermek açısından. Her şey bitti Nil. Onu bulamadım. Marrakeş polisi de bir şey bilmiyor. Çölde hiçbir şey yokmuş. Onu o adamlar kaçırdı. Fakat adamlar ortaya çıkmıyor. Ama kararlıyım. Karımı bulmadan geri dönmeyeceğim. Biliyorum. Ne desem seni dönmeye ikna edemeyeceğim. Ama kendini bu kadar koyverme Sinan. Çocuklarının sana ihtiyacı var. İkisi de daha çok küçük. Onları düşün. İyi haberlerini bekliyorum. Ne olmuş? Sahra'yı bulamamışlar mı? Henüz değil. Bence hiç bulamayacaklar. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Hadi gel, biz oyunumuza devam edelim. Nil. Hı? Sana bir şey soracağım. Sor bakalım. İffet diyor ki o kadınla çok samimi olma. O kadın dediği ben miyim? Hı. Peki neden diye sormadın mı? Sordum. O kocasını öldürdü. O bir katil diyor. Evet, bu doğru. Ama kocam bunu hak etmişti. Ne yaptı ki?
Hadi canım, biz prensescilik oynamaya devam edelim ha? Tamam. Rahat ettiğine sevindim. Evim buraya çok yakın. Biraz daha toparlanınca tedaviye evde devam ederiz. Polis beni arıyor mu? Soyadın Tara, değil mi? Kocan polise başvurmuş Sahra. Her yerde seni arıyorlar. Bilmesinler. Beni o öldürtmek istedi. Kim? Kocan mı? Nasıl yani? Evet. Ben biliyorum. Tamam, rahat ol. Sen istemedikçe kimseye bir şey söyleme. Beni çölde bıraktı. Bana buzu kurdu. Tamam, bunu sonra konuşuruz. Şimdi kendini fazla zorlama. Tamam mı? Beni dinlemelisin. Anlatmak istiyorum. Ama konuşurken sıkıntı çektiğini biliyorum. Yorulmaman lazım. Sinan Bey, ben elçilikten Ayşe Manioğlu. Çok üzüldüm. Elçilik olarak hepimiz çok üzüldük. Rabat'tan az önce geldim. Ama size iyi bir haberim var. İyi bir haber ha? Eşinizin bindiği jipi kullanan rehberi bulmuşlar. Artık olayın aydınlanması an meselesi. Adam sorguya çekildiğinde arkadaşlarını ele verecektir. Her şeyi itiraf eder. Bütün mesele gözaltı süresi dolmadan ellerinde ipuçları olması. Aksi takdirde tek sanığı da salıvermek zorunda kalacaklar. Ne yani? Konuşmazsa salıverecekler öyle mi? Yasaya göre evet. Adam sorguda hiç konuşmamış. Şimdi gözaltında. Bence yasal süre dolmadan orada olalım. Uyuyor muydun? Düşünüyorum. Keşke her şeyi geri döndürmek mümkün olsa. Boş ver. Düşünme böyle şeyleri. Dinlenip bir an önce iyileşmeye çalışmalısın. Ne için? Her şey için. Önemli değil. Her şey geri dönebilse.
بسبب تجاوز زماني تركنا سلاح الرجل. Gözaltı süresi dolduğu için adamı serbest bırakmışlar. Nasıl yani? Sarayın olduğunu öğrenmeden nasıl serbest bırakırlar? Tabii şu rahi sirhelle. Nuhavil kul cuhdena min usul ila delil. Ellerinden geleni yaptıklarını söylüyorlar. Bir ipucu bulacaklarına inanıyorlar. Müdürün neye inandığı beni ilgilendirmiyor. Ben karımı bulmak istiyorum. Onu sağ salim bulmak istiyorum. Sinan Bey lütfen sakin olun. Nasıl sakin olayım? Karımla birlikte çölde kayboluyorlar ve onun bir daha izine rastlanmıyor. Tamam ama başınıza bela açacaksınız. Haber Esved. Katalüm. Lakayne şiddete. Kötü haber. Adam öldürülmüş.